Üst düzeye hoş geldiniz. Bu hafta Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grup Başkanı Dayan Arkas'ı ağırlıyoruz. Lojistik sektörünü konuşacağız. Arkas Holding'in hedeflerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle 2017'yi bir değerlendirelim. Çünkü 2017'yi de bitiriyoruz. Sektör açısından nasıl geçti? Önce sektörel bakalım. Daha sonra holding hedeflerine ulaştı mı? Onu da konuşuruz. Buyurun efendim. Dünya ekonomisinde bir büyüme oldu, %4 oranında. Türkiye'de de ihracatta bir artışımız oldu, %10.7 şu andaki veriler. Genel sektör değil mi? %10. Evet, ihracatta. Evet. Bu da tabii ki lojistik sektörüne olumlu etki yapıyor. Bu büyümeden biz de payımızı almak için yoğun çalışmalar yaptık. Peki ne hangi yatırımlar oldu mesela 2017? Koyduğunuz hedefleri tutturabildiniz mi? Ne kadar bir büyüme gerçekleşti? Bu sene %15'lik dolar bazında bir büyümemiz oldu. Bu büyümenin büyük bir payı da TL bazında olan Kara Nakliye şirketimizden geldi. Hedeflerimizi tutturduk. Hatta biraz da üzerinde gerçekleştirdik. Öyle mi, güzel? Evet. Peki 2018 yılı için tabii ki hedefleri soracağım. Ajandada olan yeni yatırımlar var mı? Siz aynı zamanda vagon alımı da yapacaksınız. Anlatır mısınız 2018'de neler bekliyorsunuz? 2017'de 5 milyon euroluk bir yatırımımız oldu. Kamyon çekici yatırımımız oldu. Aynı zamanda dosya yatırımımız oldu. Bu sene de yenilemeye devam edeceğiz filomuzu. Bir 3 milyon euroluk yatırımımız filo yenilemesinden olur. Depolara olan yatırımlarımız devam edecek. 1-2 milyon euro her sene iş makinesi yenileme ve depolarımıza yatırımımız oluyor. En büyük yatırımımız lokomotif için olacak. 2018 ve 2019 yılında demiryolu serbestleştirmesi kapsamında lokomotif almayı planlıyoruz. Onların tutarı da 24 milyon euro civarında. 6 tane lokomotif satın almayı düşünüyoruz. 2018 evet. Bu için. Peki büyüme hedefleriniz doğrultusunda yatırımlarınız devam ediyor. Peki bir yol haritanız var mı? Tabii buralara yatırım yapılacak ama nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Biz hizmet çeşitliliğine çok önem veriyoruz Türkiye'de. Zaten deniz ve hava forwardinginde, demir yolunda ve terminal depo hizmetlerinde ve kara nakliyesinde ana iş kollarımız her geçen gün büyümekte. Bunlara ek hizmetler ekliyoruz. Mesela, evet. Mesela likit ve enerji taşımacılığı departmanını kurduk. Her türlü sıvı, akaryakıt gibi taşımaları yapacağız. Dağıtım organizasyonu başladık. Önümüzdeki 5 sene içinde bu dağıtım ağını iyice kuvvetlendirip parsiyel dağıtıma da girmeyi düşünüyoruz. Yani parsiyel dağıtım derken? Daha küçük paketler halinde daha geniş bir dağıtım ağıyla parsiyel dağıtıma gireceğiz. Şu anda petrol ofisinin full dağıtımını aldık. Birkaç büyük ihaleleri daha aldık. Evet. 5 sene içinde de daha küçük ve daha sık, onun dağıtım ağı biraz daha komplikedir. O yüzden 5 sene sonra diyorum. Buraya ne kadarlık bir yatırım planlıyorsunuz? Bu zamanla olacak bir şey. Şu anda tabii ki araç alımı lazım, dağıtım ağı lazım. Bu zamanla bu konuyu göreceğiz. Peki Arkas Lojistik içinde, tabii siz de lojistik grup başkanısınız. Burada yeni alanlar neler olacak? Biraz buradan bahsedelim. Burada lojistikte yeni alan en fazla demir yolu. Evet. Mesela burada Kars-Tiflis-Bakü hattından bahsedebiliriz.
Bugün ilk trenimiz kalktı. Bir 10 senedir bu projeyi takip ediyorduk. Evet. Peki bu Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı içinde ilk nakliyeyi de siz yaptınız değil mi? Biraz evet, bahsedelim evet, mi? Ne? Kazakistan'dan geldi 15 vagon. Buğday ve tahıl ürünleri geldi. Biz de makarna ve soya kisvesi ve inşaat malzemeleri yükleyerek vagonları dolu bir şekilde gönderdik. Bu hat çok önemli çünkü Çin'den Türkiye'yi bağlayacak. Çin'den çıkan bir hat. Evet. Daha önce Rusya üzerinden bir geçen bir hattı. 7000 kilometre kadar kısaltan bir hat. Dolayısıyla alternatif bir taşıma koridoru olacak. Şu anda Azerbaycan ve Kazakistan ticaretini Türkiye'den çok canlandıracağını görüyoruz. Daha Çin'den çıkmadı ama değil mi? Bu siz nereden nakliye yaptınız? Avrupa'ya çıktı. Evet, Avrupa'ya çıktı ama Türkiye'ye şu anda Azerbaycan ve Kazakistan'dan geldi. Yükler. Peki bunun bir ikinci, üçüncü nakliyesi belli mi? Şu anda bir tarih var mı? Şu anda 15 günde bir olacak. Düşünüyoruz. Evet. Anladım. Peki bu Çin'in yeni İpek Yolu projesinden de bahsettiniz. Özellikle sektör için çok önemli değil mi? Uluslararası bir yol olacak çünkü. Nasıl sektörü etkileyecek? Bunda daha fazla pay almak ister misiniz siz Arkas Lojistik olarak? Evet tabii ki isteriz. Biz zaten ihracatçıların ihracatını arttırmak için olan her türlü çözüme çok sıcak bakıyoruz ve destekliyoruz. Şimdi bu hatta daha önce taşıma pahalı olduğu için, kamyon taşıması pahalı olduğu için gelemeyen bir takım ürünler vardı. Onların Türkiye'ye ve Orta Avrupa'ya satılabileceğini düşünüyorum Türkiye üzerinden. Örneğin buğday, tahıl, geri dönüşte de inşaat malzemeleri olabilir. Azerbaycan'dan asfalt ham maddeleri gelebilir. Bunlar bugüne kadar Türkiye'ye satılması daha zordu. Şimdi bundan sonra ticaretini canlandıracağını düşünüyoruz. Yaklaşık 4 milyon ton elleçlemeyi. Bu sene 4 milyon ton bir hareket hedef var yani. Hedef. Siz bunun ne kadarını pay almayı düşünüyorsunuz? Yani pazar payınızı da artıracaksınız değil mi böylece? Evet tabii ki. Tabii ki. Biz orada çeşitli işbirlikleri içindeyiz. Öyle mi? Evet. Ya ortaklıklar çıkan anlamında projelerde. Evet, ortaklık anlamında değil ama işbirliği yapma anlamında. Çok çeşitli partnerlerimiz var Azerbaycan'da, Kazakistan'da. Bu işbirliklerinden doğan projelerde tabii ki pay almayı çok istiyoruz. Önce olmak istiyoruz tabii ki. Evet, peki bu yani jeopolitik anlamda bakarsak işte normalde sizin destinasyonunuz belli yerler varken bunları da farklılaştırmayı düşünür müsünüz? Yani başka diğer ülkelere de gitmeyi. Evet, tabii ki bu Bakü-Kars-Tiflis hattı kapsamında evet. Ama. Şu anda aktif olarak Azerbaycan ve Kazakistan'ı kolaylaştıracak ve daha sonra da Çin'i çalışmayı istiyoruz. Çin'den buraya 15 gün deniyor, gemiyle 30 gün. Kesinlikle o hattı çalıştırmayı düşünüyoruz. Yani Çin'e de buradan mal sevkiyatı olacak. Evet, ben biraz enerji fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü sizde kara taşımacılığı da tabii ki var. Bunda da yani petrol fiyatları oynak yüksek seyrediyordu. Nasıl etkiledi? Genel sektörden bahsedelim. Sonra biraz Arkas Holding'in siz bir B planı yapıyor musunuz bu volatiliteyi dengelemek için? Mesela 2018 yine bu volatilite devam eder mi? Ne söylersiniz? Nasıl etkilendi? Bu sene 2-3 kere zam geldi. Tabii ki bizi etkiliyor, maliyetlerimizi etkiliyor. Ve müşterilere zam yapmakta bazen kısmen zorlanıyoruz. Dolayısıyla karlılığımızı çok düşürüyor. Etkileniyoruz.
Mesela ne kadarlık bir maliyet vardı? Bir rakam var mı? %40'ı maliyetimizin. Öyle mi? Zam geldiği zaman etkileniyoruz. Bunu müşterilere yansıtıyoruz. Müşteriler de tabii ki onlar da zorlanıyorlar. Tabii ki yakıt attığı zaman biz de herkes gibi zorlanıyoruz. Peki bir B planı olabilir mi? Yani lojistikteki markalar ne yapmalı bu petrol fiyatlarını biraz daha dengelemek için, daha az yansıtmak için maliyetleri? İnovasyon gerekiyor. Öncelikle üreticinin sürekli daha az yakıt yakma. Hani bu hem gemiler için geçerli hem de kamyonlar için geçerli. Daha az yakıt yakma yönünde sürekli çalışma ve Ar-Ge yapmaları gerekiyor. Ve sürekli farklı taşıma modlarında çalışmak gerekiyor. Maliyeti, müşteri anlamında maliyeti sabit tutmak için. Peki siz hizmet çeşitliliğini önemsediğinizi söylediniz zaten. Şimdi araç yatırımlarından bahsettiniz. Mesela 2018'de ne kadar daha fazla araç satın alacaksınız? Ondan konuşalım. Bir de depoluculuk alanında biraz daha açabilir misiniz? Neler yapacaksınız? Tabii ki. 30-40 tane çekiciyi her sene yeniliyoruz. Filomuzda 520 adet çekici var. 30-40 adetini yeniliyoruz. Eğer iş hacmimiz çok artarsa yeni de ekliyoruz. Mesela bu sene 30 yenileme, 15 yeni alım yaptık. Bu özellikle dağıtım, yeni açtığımız dağıtım alanın genişlemesine bağlı olarak bu büyümeyi gerçekleştiriyoruz. Depolarda ise biz yine demir yoluyla bağlantılı olarak limanlardan demir yolu bağlantılarımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de cep terminaller açıyoruz. Yenice'de açtık. Ali Ağa'da depo açtık. Kaklık, Denizli Kaklık'ta açtık. Bu çok önemli çünkü hem limanlara bağlantısı çok önemli, yurt dışına açılan bir kapı olması. Evet. Hem de bizim gelecekteki lojistik merkezi projelerimiz için bu demir yolu bağlantıları, küçük cep terminaller çok önemli. Bu anlamda lojistik proje, lojistik merkezi projemiz bir sene içinde inşaatı başlayacak. Kartepe'de. Evet, evet. Kartepe'de. O Avrupa'dan gelen demir yolu hattına bağlanıyor. Oradan da Türkiye'ye bir demir yoluyla dağıtım planımız var. Anladım. Ne kadarlık bir maliyeti var hemen hemen Kartepe'nin? Bu bir 30-40 milyon euroluk bir proje. Evet. Ve kısım kısım açılacak. Büyük bir proje. 360 bin metrekare kadar bir alanda olacak. İnşaatı bir sene içinde başlayacak. Peki bu Yenice hattı ne zaman devreye girecek? Yenice'de yine benzer bir lojistik hub projesi. O daha sonra bu Kartepe'den sonra devreye sokmayı düşündüğümüz bir lojistik merkezi. Ama şu anda biz oraya bir lojistik terminali açtık. Orada şu anda demir yolu, evet, mi? Depolama yapıyoruz. Neler yapılıyor? Depolama yapıyoruz. Yine Kars-Tiflis-Bakü hattına da bağlanan bir biz çalıştırıyoruz. Ama o lojistik merkezi boyutunda değil. Ama şu anda biz orayı çalıştırıyoruz ve mesela bu Kars-Tiflis-Bakü hattı hem Mersin'e hem Yenice'de deniz demir yoluna bağlantısı var. Peki yurt dışında olacak mı bu tarz depolama olsun, diğer projeler olsun, yatırımlar düşünür müsünüz? Düşünüyoruz. Burada kurduğumuz modeli yurt dışında potansiyel olan ülkelerde de kurmak istiyoruz. Bizim Ukrayna'da, Rusya'da ofislerimiz var. Gürcistan'da var, Azerbaycan'da var. Bu sene örneğin Ukrayna-Türkiye arasındaki sıcak işbirliği çerçevesinde biz de orada 20 tane çekici aldık. 30 güzel tane dorse aldık. Aynı zamanda Türkiye'deki gibi depolama faaliyetlerine de başladık. Demir yolu faaliyetlerimize de başladık. Potansiyel gördüğümüz noktada ülkeler arasındaki dostluklar
kuvvetlendiği noktada biz de orada faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Peki Rusya pazarını düşünür müsünüz? Rusya pazarı zaten bizim gemilerle de çok çalıştığımız bir pazar. Biz lojistik olarak da orada varız. Evet. Özellikle reefer konteyner dediğimiz soğutuculu konteyner konusunda orada çok aktifiz. Rusya çok önemli bir pazar. Evet. Çünkü orada da bazı sorunlar yaşandı nakliyede ama sonra çözüldü değil mi Rusya pazarı? Evet. Bir sene kadar sürdü ama şimdiden tekrardan ilişkiler iyileşti ve şu anda tekrar Rusya pazarı bizim için çok önemli bir pazar. Evet. Peki tren taşımacılığı serbestleşme, biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni sayılır. Nasıl gidiyor buradaki proses? Sizin buradaki hedefleriniz neler? Burada da bir vagon satın alma söz konusu değil mi? Evet. Vagonumuz, bizim 700 tane vagonumuz var. Lokomotif satın alma sürecimiz var. 6 tane lokomotifimiz olacak. 2018-2019'da almayı düşünüyoruz. Daha öncesinde serbestleşmeden önce nasıldı bu? Özel sektör lokomotif satın alma hakkı yoktu. Şu anda hem TCD'de devam ediyor faaliyetlerine hem de özel sektöre bu hak verildi. Biz de bu haktan bu sene yararlanmayı düşünüyoruz. Lokomotif satın alacağız. Bunu kapasiteyi arttırmak için de yapıyoruz. Ama satın alma işlemi bir zaman alan bir şey. Tabii. O zamana kadar da kiralama, TCD'den kiralama, lokomotif kiralama yapmayı düşünüyoruz. Peki bu diğer sektör temsilcileri için de önemli bir adım değil mi? Özellikle rekabet açısından daha da genişledi, serbestleşti diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Tabii ki özel sektörün de dahil olması her zaman rekabet için iyi. Önümüzdeki günlerde bu sene şekillenecek. Bu sene daha bir şekillenecek. Bu sene işlemeye başladı. Hani bütün kanunlar, izinler alındı. Bu sene hep beraber göreceğiz. Peki Dayan Hanım, sizin 2018 tekrar holding olarak büyüme hedeflerinizi, karlılık hedeflerinizi alalım. Şöyle tam rakam olmasa da olur ama aşağı yukarı ne beklentiniz ve kapatalım. Buyurun. Holding olarak biz her sene bütün grup şirketlerine %10-15'in altında büyüme hedefi vermiyoruz tüm zaman. Her sene bu şekilde büyümemiz oluyor ve o büyümeyi yaratmak için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu sene de %15-20 büyüme hedefimiz olacaktır. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için Dayan Hanım. Ben teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. Teşekkür ederiz. Evet, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Grup Başkanı Dayan Arkas sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.